Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Nisan ayı 2024'ün en önemli aylarından biri. Önemli, büyük bir güneş tutulması yaşayacağız ve çok önemli gezegen kavuşumlarımız var gökyüzünde. Ve sizin de doğduğunuz ay. Birçoğunuz bu ay doğdu. Doğum gününüzü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Bu ay Merkür ayın hemen başında 1 Nisan'da Koç burcunda gerilemeye başlıyor ve 26 Nisan'a kadar da Merkür geri hareketli olacak. Bu ne demek? Evet, Merkür retroları önemli dönemler, özellikle de burcunuzda olduğunda ayın genelinde biraz böyle içe yönelişlerin, gözden geçirmelerin, sorgulamaların olabileceği bir sürece işaret ediyor. Bazı konularda yavaşlayabilirsiniz. Bazı konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Ancak çok olumsuz olarak bakmayın lütfen. Aslında bu bir fırsat. Hayatın içerisinde bir duraklama, bir yavaşlama, bir toparlanma, bir gözden geçirmek için bize zaman tanır Merkür'ün geri hareketleri. İşte Nisan ayı sizin için önemli bir ay, önemli olduğu kadar da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir dönem. Merkür gerilerken, zihniniz biraz yavaşlarken gözden kaçırdığınız detayları daha iyi fark etmenizi sağlayabilir. Bunlar geçtiğimiz yıl, özellikle Nisan ayından bu yana hayatınıza girmiş konular olabilir. Üzerinde çalıştığınız işleriniz, projeleriniz, devam eden konular olabilir. Veya üzerini kapattığınızı zannettiğiniz, kökü daha eskilere giden bazı konular da olabilir. Yani bilinçaltınızdaki bazı kavramlar da hareketlenebilir. Çözülmesi gereken bazı eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Artık odaklanmanız gerektiğini işaret ediyor gökyüzü ve yarım bıraktığınız işleri tamamlamanız gerektiğini bize söylüyor. Evet, 8 Nisan'da burcunuzda çok önemli bir güneş tutulması, tam güneş tutulması yaşayacağız. 19 derece Koç burcundaki bu güneş tutulması tüm dünya için çok önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Güneşin yücelim derecesinde meydana gelecek ve özellikle doğum gününüz 8 Nisan ve yakınlarındaysa sizin için birebir çok önemli kadersel bir tutulma olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece olarak alabilirsiniz. Tutulma sizi önemli şekilde etkileyebilir. Güneş tutulmaları bir yeni aydır. Yeni aylar, yeni başlangıçları, hayatımızdaki değişimleri aslında daha fazla bize getirebilir. Bununla birlikte belki biraz daha kişisel anlamda da inisiyatif alıp hayatta mücadele etmeniz gereken konular olabilir. Doğum haritanızın yapısına göre iş konuları, kariyer konuları, mesleki konular, ilişkileriniz, hatta fiziksel imajınızla ilgili, yaşadığınız yerlerle, mekanlarla ilgili alanlarda bu güneş tutulması size yeni kapılar açabilir. Tutulmanın etkileri sadece bu ayla sınırlı değil. Bu tutulma uzun vadeli. En az önümüzdeki Ekim'e kadar devam edecek tesirlerden bahsediyoruz. Ancak özellikle Nisan ayı ve Mayıs ayında gezegenlerin geçişleriyle beraber tutulma etkileri hızlanabilir. Temmuz ayında yine bu tutulmanın tesirleriyle hayatınızda karşılaşabilirsiniz ve önümüzdeki Ekim ayında da yine tutulmanın etkileri hayatınızda belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Yönetici gezegeniniz Mars, tutulmanın da yöneticisi Mars, Satürn'le birleşiyorlar. Bu ay önemli kavuşumlar var demiştim. Evet, bunlardan birisi Mars-Satürn kavuşumu. 10 Nisan, 11 Nisan kavuşum kesinleşecek. İkisi de malefik etkili gezegen olduğu için kavuşumları da biraz zorlayıcı olabilir, kısıtlayıcı olabilir. 12. evinizdeki bu kavuşum bilinçaltınızla ilgili konularda hassasiyeti arttırabiliyor. Hayatınızdaki gizli konular açığa çıkabileceği gibi gizlemeye çalıştığınız konularla da ilgili biraz stres olabilir. Bununla birlikte ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınız, alışkanlıklarınız, yaşamınızda bitmesi gereken, hayatınızdan çıkarmanız gereken konu ve kavramlarda hassasiyetler artabilir ve yaşam sizi bu konularda biraz daha artık gerçekçi olmaya zorlayabilir.
bir döngünün bitmesi gerekiyor. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bunlar bir zararlı alışkanlığınız da olabilir. Ya da sağlığınızla ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili konular olabilir. Ya da gizli bir ilişkiniz olabilir. Bu konulara biraz daha bu dönemde dikkat etmeniz gerekebilir. 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'nda parlamaya başlayacak ve ayın 20'sinden sonra daha çok maddi manevi güvenliğinizle ilgili konular, parasal kazançlarınız, yatırımlarınız, İş ve mesleki konularda daha dengeli, daha güvenli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ve burada da önemli bir gezegen kavuşumu var. 21 Nisan'da gerçekleşiyor. Boğa burcundaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu 2024'ün yine en güçlü, en önemli hareketlerinden birisi. Tüm bu tesirler tabii ki toplumsal alanlarda da dikkat çekici, önemli bazı oluşumları tetikleyebilir. Bireysel hayatlarımıza da yansımaları olabilir. Para evinizdeki bu önemli gezegen geçişi az rastlanan bir durumdur. Dolayısıyla yaşamınızda para ve maddi konularla ilgili yapısal bazı etkileşimlerin, güçlü tesirlerin olabileceği unutmayın. Sürprizler gelebilir. Sürpriz para kazançları, aniden ortaya çıkabilecek iş imkanları, yatırımlarınızda olabilecek hızlı değişimler, para konularında özellikle kendinizi güvende hissetmek istediğiniz konularda önemli bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Risklere dikkat edin tabii ki. Uranüs ani değişimler gezegeni, Jüpiter'le de birleşince bu biraz daha büyüyor, büyük boyutlu hale gelebilir. Dolayısıyla hızlı kazançlar olabileceği gibi burada yönetmesi zor riskler de olabilir. Özellikle para konularında daha dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Ve 24 Nisan'da Akrep Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 8. evinizde meydana geliyor. 8. ev Dolunayları bazı krizleri tetikleyebilir. Para konularıyla ilgili olabileceği gibi maneviyatla ilgili, ruhsal konularla ilgili, ilişkilerle ilgili alanda ya da genel sağlığınızla ilgili alanlarda hassas noktaların biraz öne çıkabileceği, yüzleşmelerin olabileceği bir dönem. Hisseli paralar, kredi işleri, borç alacak konuları, vergi, sigorta, miras, nafaka ve benzeri konular. Bu alanlarda bazı yüzleşmeleriniz olabilir ya da önemli kararlarınız, dönüşümleriniz olabilir. Bu tutulma etkisi özellikle eş, ilişkiler, ortaklıklar ve benzeri alandaki paylaşımlar ve parasal hisseli konularla ilgili özellikle yine önemli etkiler getirebilir. Yani bir evlilik konusu, ortaklık konusu ya da bir boşanma konusu, ayrılık konusu, eşinizin gelirleri, giderleri, kazançları ve benzeri alanlarda tesirler artabilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan daha fazla, daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, tutulma tesirleri 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası özellikle aktifleşecektir. 20 Nisan'dan itibaren ayın son günlerine kadar aslında bu dolunayında hayatımızda güçlü etkilerinin olmasını bekleyebiliriz. Venüs Koç burcunda 4 Nisan'dan itibaren ve 19 ayın 21'inde 19 derece Koç burcunda tam güneş tutulması derecesini tetikleyecek. Bu nedenle 21 Nisan, 22 Nisan bu günleri özellikle önemsiyorum. Güçlü dönemler, ilişkilerle ilgili hayatınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Genel imajınız ile ilgili bazı değişimler olabilir. Örneğin çünkü tam yükselen burcunuz fizikle ilgili alanda olacak. Tutulmalar belirgin bazı değişimler getirebilir. Sağlıkla ilgili konularda önemli etkiler hayatınıza getirebilir ve tabii ki Venüs olunca parayla ilgili konularda da önemli tesirler getirebilir. Bir yandan da Venüs'ün Boğa burcunun yöneticisi olduğunu düşünürsek ki Boğa burcundaki büyük kavuşum da 21 Nisan'da olacak. Ben Nisan ayının sizin için özellikle sevgili koçlar kadersel anlamda maddi durumunuz, gelir gider dengenizle ilgili çok radikal bazı değişimlerin olabileceği önemli bir ay olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunları görüp değerlendirmeye çalışmalısınız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.